Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu possessive article im akkusatif. Hazırsanız dersimiz başlasın. Possessive article hatırlayacak olursanız bunun nominatif formunu görmüştük. Burada akkusatif formunu göreceğiz. Possessive article kısaca söyleyecek olursak aidiyetti değil mi? Benim, senin, onun şeklinde. Ancak burada akkusatifte onun bir şeyi anlamına gelen ismin i halini devreye sokuyor olacağız. Burada ufak dönüşümler olacak. Bunu görüyor olacağız arkadaşlar. Şimdi akkusatiflikte hatırlayacak olursak neydi akkusatif? İsmin i hali demekti. Der neye dönüşüyordu? Den'e dönüşüyordu. Die ve das aynı şekilde kalıyordu, öyle değil mi? Dolayısıyla buradaki dönüşüm arkadaşlar posesiflikte de, posesif artikellerde de kendini gösteriyor olacak. Öncelikle bunu bir inceleyelim. Der, das ve die artikelleriyle inceleyecek olursak, şimdi der'da ne dedik? Den'e dönüşüyor oldu dedik, öyle değil mi? Dolayısıyla bakın buradaki sonlandırıcı mein, meinen şeklinde yorumlanmış oluyor. Demek ki der'da den'e dönüştüğünden dolayı eş ne olacak? Meinen, bir şeyi anlamına gelen, değil mi? Akkusatiflikteki meinen demek ki bunu zaten cümlelerle pekiştiriyor olacağız ne demek istediğimizi. Du'ya baktığımızda ne oluyor? Hatırlayacak olursak neydi? Senin derken dein. Ancak burada akkusatif olarak değerlendirdiğimizde der, bakın sonlandırıcı en gelmiş değil mi? Der dein. Dolayısıyla buradaki en sonlandırıcısı gelmiş ve deinen demiş oluyoruz. Yani senin. Tabii bundan sonra bir şey daha gelecek. Ne demek istediğimi dediğim gibi birazdan görüyor olacağız. Er için baktığımızda arkadaşlar, tabii burada er aynı zamanda bu es için de geçerli. Bakın şöyle de yapalım bunu. Er es için de geçerli. Onun diyecek olursak seinen demiş oluyoruz. Yani onun anlamına gelmiş oluyor. Sie'de ise arkadaşlar ihren, yani onun dediğimde ihren demiş oluyoruz. Peki wir'e baktığımızda bizim diyecek olursak unseren, bakın den ne olmuş? En olarak buraya gelmiş ve unseren demiş oluyoruz. Peki ikinci çoğulda durum ne? Ihr ne oluyordu? Euren değil mi? Bakın burada oya demiştik daha önceden nominatifte. Oya demiştik. Ancak burada euren şeklinde yorumlanmış oluyor. Buradaki e düşmüş oluyor. Sie de nezaket formu değil mi? Sie ne olacak? Ihren olacak ve üçüncü çoğullara baktığımızda bu da gene aynı şekilde ihren olarak ne yapılacak? Yorumlanacak. Peki das'a baktığımızda das ve die arkadaşlar tıpkı nominatifte olduğu gibi aynı şekilde kalıyor. Zaten bu akkusatif kuralıydı. Akkusatiflikte dönüşüm sadece de'ydi. Dolayısıyla ne oluyordu? Sonlandırıcı den, en olacak değil mi? Das'a baktığımızda tıpkı nominatif gibi dedik aynı şekilde kalıyor. Demek ki eş ne olacak? Benim derken mein, du için dein, er es için sein, sie için ihr, öyle değil mi? Wir için unser, ihr için euer, nezaket formu sie ne olacak? Ihr olacak ve onlar derken üçüncü çoğula baktığımızda bu da gene ihr olarak yorumlanacak. Peki die'ye baktığımızda bakın burada iki renk var. Her ikisi de D'yi gösteriyor değil mi? D kırmızı tekiller için geçerliydi. Sarı olduğunda ne oluyordu? Plural, yani çoğul değil mi? Çoğullarda gene ne yapıyordum? D artikeline koymam gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım burada? Meine diyeceğim değil mi? Ich için meine. Du için ne olacak arkadaşlar? Du. Deine olacak değil mi? Demek ki eş için meine, du için deine demiş olacağız. Peki eğer es için ne olacak arkadaşlar? Artikelimiz di ise
seine olacak. Sie, evet burada da bir kadın değil mi? Bir dişi söz konusuysa ihre şeklinde yorumlanmış oluyor. Wir, biz, neydi bizlerin derken unsere şeklinde yorumlanıyor. Ihr için ikinci çoğullarda bakın burada da ne olacak? Eure şeklinde yorumlanacak. Nezaket formunda da ne olacak? Ne olacak? Sie, ihre ve onlar dediğimizde onların derken ne diyecekmişiz? Ihre diyecekmişiz. Tabii buradaki pozitif artikellerde arkadaşlar dikkat edilmesi gereken şey şu. Bunun hemen ardından bir şeyin gelmesi lazım. Bir ismin gelmesi lazım. Bunu salt bu şekilde bırakmıyoruz. Çünkü o zaman ayrı bir kapsamda görmemiz gerekirdi. Yani bu yapıların hemen ardından bir ismin gelmesi gerekiyor. İsimden kasıt ne olabilir? Bu bir şahıs olabilir. Bu bir nesne olabilir. Öyle değil mi? Dilerseniz bunları çeşitli örneklerle pekiştirelim. İlk örneğimize başlayalım arkadaşlar. Ich suche meinen Vater cümlesini görüyoruz. Bir cümleye baktığımızda arkadaşlar eyleme bakmamız lazım. Eylem suchen yani aramak demek. Dolayısıyla suchen akusatiflik gerektiriyor. Haben, finden, suchen gibi akusatifliği yani ismin i halini gerektiren fiillerde demek ki ne yapacağız arkadaşlar? Pozitif artikeli neye göre evireceğim? Buradaki özneye göre evirmem gerekiyor. Şimdi burada ben babamı arıyorum diyecek olursam eşe göre ne olacak bu? Der Vater olduğundan dolayı meinen Vater şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla ich suche meinen Vater diyeceğim değil mi? Babamı arıyorum. Şimdi bu ikinci cümleye bakacak olursak arkadaşlar sen babanı arıyorsun diyecek olursak burada ne yapacağız arkadaşlar? Du'ya göre der Vater deinen şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla sen babanı arıyorsun derken Du suchst deinen Vater anlamına gelmiş oluyor. Tabi buradaki suchen aramak neydi? Bir yerdesinizdir, bir alandasınızdır, şehirdesinizdir. O anlamda aramak. Çünkü telefonla aramak neydi hatırlayalım? Anrufen değil mi? Dolayısıyla ich rufe meinen Vater an. Orada da gene akusatiflik olacaktı. Ancak buradaki suchen anrufenden farklı suchen kaybolmuşsunuzdur ve ya da babanızı kaybetmişsinizdir şehrin bir yerinde değil mi bir noktasında onu arıyorsunuzdur anlamına gelen suchen. Tabii bunu başka diğer yapılarla da pekiştirebilirdik. Söz gelimi bu er olmuş olsaydı o babasını arıyor deseydik ne olacaktı? Er sucht seinen Vater ya da sie için ne olacaktı? Sie sucht ihren Vater. Biz babamızı arıyoruz deseydik ne olacaktı? Wir suchen bu sefer ne olacaktı? Unseren Vater değil mi? Şeklinde bunları çeşne haline getirecektik değil mi? Diğer durumlara göre. Bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi burada der da meinen oldu. Die de ne olacak arkadaşlar? Meine şeklinde değil mi? Eğer söz konusu olan ise ben annemi arıyorum diyecek olursam ne diyeceğim? Ich suche meine Mutter demek ki ben annemi arıyorum derken die meine şeklinde yorumlanacak değil mi? Ich suche meine Mutter bakın burada demek ki aidiyeti işin içerisine katmış oluyoruz. Aynı şekilde du için ne olacak arkadaşlar? Du suchst deine Mutter diyeceğiz değil mi? Tabi bunu diğer durumlara göre de yorumlayacak olsaydık ne olurdu? Biz annemizi arıyoruz deseydik ne olacaktı bu? Wir suchen unsere Mutter şeklinde ya da ihr için ne diyecektik? Ihr sucht ne olacak? Ihr eure Mutter değil mi? Şeklinde ne yapacaktık? Çeşitlendirecektik. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Sonraki örnekte bakın. Kind ve artikeli das değil mi? Das olduğunda ne olacak arkadaşlar? Mein, dein, sein şeklinde yorumlanması gerekiyor. Dolayısıyla ben çocuğumu arıyorum diyecek olursam ne diyeceğim?
Ich suche mein Kind, değil mi? Ne yapıyorum burada? Posesiflik, ben çocuğumu arıyorum dediğimde demek ki Ich suche mein Kind, değil mi? Bana ait olan, değil mi? Aidiyeti işin içerisine kattığımızda mein. Ben tabii şöyle de diyebilirdim. Söz gelimi ben bir, ne diyelim, bir adamın çocuğunu arıyorum, değil mi? Bir adam ise bu er, ne olacak o zaman? Sein olacak. Bu sefer ne diyeceğim? Ich suche sein Kind. Yani mutlaka işle beraber örtüşüyor olması gerekmiyor arkadaşlar. Bu anlama göre değişebiliyor. Mesela şey de diyebilirdim. Bizim, yani diyelim ki benim eşim, eşime diyorum ki ben çocuğumuzu arıyorum. O zaman ne diyeceğim? Ich suche, çocuğumuz dediğimizden dolayı ne diyeceğiz arkadaşlar? Unser, bu durumda ne olacak? Ich suche unser Kind şeklinde ne yapacağım? Örneği çoğaltabileceğim, değil mi? Du'ya baktığımızda sen çocuğunu arıyorsun dediğimizde ne diyeceğiz o zaman? Du suchst dein Kind, değil mi? Sen çocuğunu arıyorsun dediğimizde demek ki du suchst dein Kind. Peki şöyle de diyebilirdik mesela, ne diyelim? Sen benim çocuğumu arıyorsun diyelim. Örnek bu. O zaman ne diyeceğiz? Du suchst mein Kind. Sen benim çocuğumu arıyorsun dediğimizde demek ki du suchst mein Kind şeklinde yorumlanmış olacak. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich suche meinen Vater. Ich suche meinen Vater. Du suchst deinen Vater. Du suchst deinen Vater. Ich suche meine Mutter. Ich suche meine Mutter. Du suchst deine Mutter. Du suchst deine Mutter. Ich suche mein Kind. Ich suche mein Kind. Du suchst dein Kind. Du suchst dein Kind. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar, Sie suchen ihren Sohn. Bakın burada ilk harf büyük verilmiş arkadaşlar. Ihren, der ne olmuş arkadaşlar? Ihren şeklinde yorumlanmış. Der Sohn oğul demek. Dolayısıyla siz oğlunuzu arıyorsunuz derken demek ki ne diyecekmişiz? Sie suchen ihren Sohn şeklinde yorumlanacak. Tabi bunu başka şeylere göre, değil mi? Diğer durumlara göre de yorumlayabilirdik. Burada bir Z daha var arkadaşlar. Bakın buradaki Z bu sefer üçüncü tekil olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla burada bir kadın söz konusu. Dolayısıyla o oğlunu arıyor derken Sie sucht ihren Sohn demiş oluyoruz. Tabi bunu dediğim gibi burada da gene çeşitlendirebilirdik, değil mi? Bunun mutlaka bununla paralel olması gerekmiyor. Yani Sie ve ihren paralel olması gerekmiyor arkadaşlar. Burada Sie sucht unseren Sohn, Sie sucht meinen Sohn şeklinde de ne yapılabilirdi? Bu çeşne haline getirilebilirdi. Sonraki örneğimize bakalım. Wir suchen unsere Tochter. Unser neydi arkadaşlar? Bizim. Bakın burada wir ne olacak demek ki? Die artikelinden dolayı sonlandırıcı e gelmiş ve unsere demişiz. Wir suchen unsere Tochter denildiğinde biz kızımızı arıyoruz derken demek ki die Tochter ne olacak? Unsere Tochter olmuş olacak. Ihr için baktığımızda arkadaşlar, ikinci çoğul olarak baktığımızda demek ki ikinci çoğulda ne olacak bakalım? Ihr eure şeklinde yorumlanıyor. Dolayısıyla ihr sucht eure Tochter demiş oluyoruz. Sonraki örneğe baktığımızda bakın burada er sucht sarıyla verilmiş. Sarı olduğunda ne oluyordu arkadaşlar? Plural, yani çoğul olmuş oluyordu. Öyle değil mi? Çoğullarda da ne olacak gene? Die artikeli alacak. Tıpkı üstte olduğu gibi, değil mi? O ne yapıyor? Ebeveynlerini arıyor diyecek olursak. Er sucht seine Eltern. Bakın er ve seine, ona ait olan, değil mi? Posesifliği görüyoruz. Dolayısıyla er sucht seine Eltern demiş oluyoruz.
Ve son örneğimize baktığımızda arkadaşlar, biz ebeveynimizi, değil mi, anne babamızı arıyoruz derken ne diyeceğiz? Wir suchen unsere Eltern demiş olacağız, değil mi? Demek ki wir ne olacak? Wir unsere posesifliği ile beraber kullanılmış olacak. Dolayısıyla wir suchen unsere Eltern. Ancak şöyle de diyebilirdik. Wir suchen, senin anne babanı arıyoruz derken ne diyeceğiz o zaman? Bakıyoruz. Du için ne olacak arkadaşlar? Du deine. Dolayısıyla ne olacak? Wir suchen deine Eltern, değil mi? Biz senin ebeveynlerini arıyoruz demiş olacağız. Tabii burada arkadaşlar, bu örneklerde aile konusundan yola çıkaraktan gittik. Bunlar tabii ki nesne de olabilirdi. Başka eylemler de olabilirdi, değil mi? Suchen haricinde haben olabilirdi, finden olabilirdi, değil mi? Anrufen, değil mi? Az önce söylemiş olduğum gibi telefon açmak demekti. Ayrılabilir fiilleriyle de çeşitlendirebilirdik. Ancak şu an için odaklanması gereken şey posesiflik olduğundan dolayı bu işaretlemiş olduğum şeylere odaklanmanızı istedim. Bu sebepten aile konusundan ilerlemeyi doğru buldum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie suchen ihren Sohn. Sie suchen ihren Sohn. Sie sucht ihren Sohn. Sie sucht ihren Sohn. Wir suchen unsere Tochter. Wir suchen unsere Tochter. Ihr sucht eure Tochter. Ihr sucht eure Tochter. Er sucht seine Eltern. Er sucht seine Eltern. Wir suchen unsere Eltern. Wir suchen unsere Eltern. Bir dersimiz daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde posesif artikel im akusatif konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.